Selam dostlar, The Winter Origins 2'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bölümde hatırlıyorsanız bu demirci kadınla konuşmuştuk. Daha doğrusu biz değil, Fane konuşmuştu. Ve suratları sökmek için bir eşya istediğinde kadın bayağı bir azarlamıştı Fane'i. Biz şimdi konuşalım. Bir sürü işte metal ıvır zıvırın ortasında bir kadın eldiven benzeri bir yapıyla uğraşıyor. Biz ona yaklaşırken bize bakmıyor. Neyin peşindesin? Ben buralarda yeniyim de. Hani beni buralarda tanıştırmak ister misin? Ya şey yaptı böyle. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sadece nasıl yapıldığına bakıyorum. O oldukça zekidir, Dallas. Bunu kendisi yaptı. O bodyguardları için. Tanrım. Gerçekten keskinler. Ve bir yukarı baktım. Bir şey almayacak gibi. Bir şey almayacak mısın? Veya alacak bir şeyler mi bakıyorsun? Bunlardan birini nasıl eline geçirdin? Oldukça tehlikeli gözüküyor. Uzun bir kısa bir süre önce şehirde buldum. Diğer ıvır zıvırın arasında buldum. Eskiden birbirimizi tanırdık, biliyor musun? Dallas ve ben. O zamanlar bu şekilde değildi. Ama Order'a katıldıktan sonra her türlü deliliğe büründü dedi. Bu lanet olası tasmaları icat eden de Dallas miydi? Bir kez başıyla onaylıyor. Bir şey almaya mı bakıyorsun? Yoksa bu tarz sorularla benim vaktimi mi çalacaksın? Dallas hakkında ne hatırlıyorsun? Aa, bilmiyorum. Tatlı bir ruhu vardı. Sessizdi. Ailesini severdi. Her zaman güçlüydü. Öyle diyebilirim. Ama o zamanlar korkusuz bir askeri lider olacağını düşünmezdim. Yalnızca bir kızdı. İnsanlar değişir değil mi? Sanki bu tasmadan hani bana bahsettiğini bir şeyler biliyormuşsun gibi hissettim. Bu tasmayı birazcık şey yapar mısın? Gevşetir misin benim için? Senin için mi? Tabii ki hayır. Peki senin bu servise nasıl yeterli değer doldurur? Değerli mi? Bu kesinlikle doğru kelime. Kendini kanıtlayan birisi benim vaktime değer. Konuşmuşken sen kendini kanıtlamadın. Yani ya satın al ya da defol. Ne satıyorsun? Her çeşit şey satarım. Bir bak. Bakalım. Bir Necromancer yüzüğü satıyor. Thief of the Tyrant diye bir kitap satıyormuş bir de. Okumadığımız bir kitap. Aynı zamanda Summoning Skill'leri satıyormuş. Biz buna bir satışımızı yapalım. Bunları al. Bunu al kesinlikle. Bunları al, bunu al. Bunları al. Başka ne satabiliriz? Şu şelleri al abi. Şeller ağırlık da etmek. Bunu al. Gerisi dursun bakalım. Da şuradan bizde olanları mesela restoration var, satabilirim. Fireball yoktu, onu kitap yapabiliriz. Resurrection scroll'ları al. Bombayı al. Da vardı galiba. Yok, bu yok henüz. Peki bunun, eğer bunun için kendimizi kanıtlarsak bizim tasmamızı gevşetebilirmiş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu.
neymiş? Aldım. Bunu da alayım. Aa, burada bir şey var. Bunu hemen kombinleyelim arkadaşlar. Kombine edelim. Bununla. Güzel. Buradan artık yemek yapabiliriz. Hemen hepsini yapalım şöyle. Başka neler yapabiliyoruz bakalım. Air Essence'de Jellyfish skin yapabiliyorum. Peki. Bu dursun. Nerede bir dursun? Bir dakika bizimle birazcık. Silahları da üretmeyelim henüz. Aslında silah üretip silah da satabilirim. Ama bir beklesin. Burada kim varmış? Konuşalım bununla da. Mona. Beni yalnız bırak. Git. Sana ne oldu böyle? Cesursun değil mi? Hepsini yaksan daha iyi olur. Kızıllar benim sahip olduğum şeyi istemiyorlar. Ha, bu şey yapmış galiba. Magister'lar bunu almasın diye kendini hasta etmiş arkadaşlar galiba. İki eşit. Bu ne abi? Bu ne abi? 3 4 5 6 7 8 9 tane. Peki. Aa, Sebil burada. Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but cold too and sharper than any knife. Bir saniye arkadaşlar, hemen geri geldim. Portçoy'un ortasında bir elf fark ediyorsun. Hani oldukça parlak ama soğuk aynı zamanda. Ve herhangi bir bıçaktan çok daha keskin. O gemideyken zarları yuvarlayan kadın. Ve kaderlere karar verip karar veriyordu her bir yuvarlamasında. Veya en azından öyle söylemişti. Belli mesafeden gözlerini bir kertenkeleye dikmiş. Onun kaplan benzeri bakışları altında tuzağa düşmüş olan adam için hani üzülüyorsun, talihsizliğine yanıyorsun. Bir kadına yaklaşmanın daha iyi yollarını buluyorsun onun gözünde. Bekleyeceksin ve izleyeceksin. Bir anında senin bakışların altında donuyor. Daha sonrasında dönüp garip bir açıdan seni yakaladı. Ve uzun bir iğnenin senin boğazına doğru itildiğini hissediyorsun. Beni gardım düşükken yakaladın. Kimse beni gardım düşükken yakalayamaz. Bana kim olduğunu söylesen iyi olur. Yoksa bu sefer benim iğnemin seni yalamasına izin veririm. Ona gerçeği söyle. Ben İfan Benmez. Yalnız kurtlardan. Ve hani onun antik imparatorlukta profesyonelce eğitildiğini görebiliyoruz. Kaliteyi görebiliyorsun. Ama Lone Wolf'lar mı? Hepsi amatördür. Veya en azından ben öyle düşünüyordum. Senin yumuşak patilerin mi var İfan? Bir itleme, bir dönme ve aniden onunla yüz yüzesin. İğne hala oldukça derine itilmiş vaziyette. Boğazına böyle yandan saplı. Gemideyken fark etmediğin bir şeyi burada fark ediyorsun. Bu onun işte elmas şeyinde bir ne derler?
iz, yara. Oldukça ilginç görünüşlü bir yara var sol yanağında. Bu yarayı nereden aldın? Bana küçük bir hikaye anlatmama izin ver. Bir zamanlar, kötü eski bir zamanda bir kertenkele bu şeyi kesti. Bu canlı yarayı. Benim yanağıma. Beni köle olarak damgaladı. Ama şimdi özgürüm. Bir çeşit. Ve o kertenkelenin izini sürdüm. Buraya, Fortia'ya kadar. Onunla bazı konuşmam gereken şeyler var. Yani ben o kertenkele değilim. İğneyi daha da derine gömüyor ve fısıldıyor. Gerçekten de... Gerçekten kim olduğunu hani hiç fark etmez. Benim avımı gördün. Onu uyarabilir, hayatını kurtarabilir veya ben daha şansı yakalayamadan öldürebilirsin. Bu seni sorumlu yapar. Bu seni iğnenin yemeği yapar. Ona bir teklifte bulunacağım. Beni öldürmek yerine neden bana katılmıyorsun? Benim teklifimden sonra gülmeye başladı. Ne kadar da neşelendirici. Bu twist'in geleceğini düşünmemiştim gerçekten de. Ben hani zavallıca bir yalvarmanın başlayacağını bekliyordum. Kendince hızlıca anlat. Neden sana katılayım? Buradan kaçmayı planlıyorum. Senin gibi yetenekli insana işime yarar. Kaçmak mı? Beni nasıl gıdıkladın ama? Buradaki yanlış yönlendirilmiş ceylanların hiçbiri hani böyle bir böyle şeylerin imkansız olduğundan bahsediyorlar. Yani hani hatırlıyorsan eğer gemideyken seni ölümden kurtarmıştım. Yalnızca söylüyorum. İyi oynadın. Oh tatlı küçük iğnem. Ne yapmalıyım? İtmeli miyim, çekmeli miyim? Seçimin ne zorluğu. Biliyor musun? Bugün gerçekten iyi bir gün. Gün ışığı ve tatlı bir rüzgar. Evet, sana senin yaşamana izin vereceğim. Hatta seninle seyahat etmeyi de kabul ediyorum. Tabii o bahsettiğim kertenkeleyle konuşmamı sağlarsa. Ve onu havanın kurtaracağına emin değilim. Böyle belini bir döndürerek iğneyi senden uzağa doğru çekti. Sanki hani şimdi seni çaya davet edecekmiş gibi oturuyor. O halde hadi gel seninle bu şeydeki rollerimizi konuşalım. Sen ve ben, sen, ben ve ölüm pek çok kez saklanmaç oynayacağız. Peki bu oyunda bana hangi rolü veriyorsun? Bir rogue olarak benim özelliğim gizliliktir. Hızlı bir şekilde gözükmeden hançerimi saplarım. Ama söylediklerine göre ben diğer her ölümcül silahta ve büyüde de oldukça ustayımdır. Yani seçim senin. Ben arcane yetenekleri olan birisiyle ilgileniyorum. Büyülerde nasılsın? Tabii ki de. Ben büyünün ipleriyle aynı bir harpçının enstrümanıyla oynadığı gibi oynarım. Çalmamı istediğin spesifik bir tüm var, şey var mı? Ezgi var mı? Abi ben bir conjurer'la ilgileniyorum. Savaş alanında bir şeyler samınlayacak birini. Bana oldukça uygun. Devam et. Önderlik et. Veya daha iyisi benim liderlik etmeme izin ver. Oldu o halde. O halde beni takip et. Dedi. Başta biraz güvenemiyoruz ama en azından bizim yanımızda şu anlık dedik. Hadi bakalım. Sibyl. Intelligence. Gene aynı hatayı yapalım. Elim finesse gidiyordu direkt. Şimdi niye finesse gidiyor abi benim durum? Bir de memory verelim. Summoning. Aerotourage vereceğim arkadaşlar buna. Bir tur daha summon vereceğim. Lore Master. Gittim düz yardır Lore Master'a. All skilled up vereceğim. Lore Master bir tur daha verelim. Aynı zamanda summoning'e 2 ve 3 verelim. Şimdi şuraları bir düzenleyelim bakalım. Bunu yine en sona atalım. Bu güzeldir. Sen kalkan kullanıyorsun madem al. Şöyle al. Ve al.
Şöyle al. 100 vuruşunu şuraya alalım. Bunu atabilirim. Bunu atalım. Onun yerine direkt şok alalım abi. Körlük veriyor. Artı bir turda çarpabiliyor. Şimdilik böyle olsun bakalım arkadaşlar bu karakterde. Bir de bunu konuşalım bakalım. Boynuma o iğneyi tutuş şeklinden. Gerçekten beni öldürecek miydin? Hem de son kalp atışına dek. Neden? Bunu yapmayacağımı mı düşünmüştün? Hayır. Gerçekten aslında seni bunun için davet ettim. Ve ben de senin bu davetin için seni yaşamana izin verdim. Senin etin zayıf. Tüm etler zayıftır. Ama ruhun güçlü kalmayı başardı. Senin etin delinirken. Bu benim takdir edeceğim bir şeydir. Peki meclisler seni nasıl buraya sürüklediler? Seni benim gibi şey mi yakaladılar? Gardın düşükken mi yakaladılar? Saçmalama. Ben rıhtıma yürüdüm ve Fortje'ye bir gemi sordum. Ve ardından da kendimi bir sorcerer olarak atlettim. Ben burada av için buradayım. Hatırladın mı? Özel birisiyle hani imha oyunu oynuyorum burada. İmha oyunu oynamak için buradayım. Peki teşekkürler Sebil'cim. Ben burada neler varmış başka? Abi burada da düşman var. Burada bayağı bir düşman var. Kaç. Burada niye o kadar düşman var ya? Eyvahlar olsun. Abi bu fazla canavar modu boş buldu. Her yer canavar eklemiş anasını satayım. Gerçekten yani arkadaşlar boş buldu her yer canavar eklemiş. Şu an oldukça meşgulüm sevgilim. Elinde hiç likör var mıdır acaba? Bu yoldaşımız hani birazcık rahatlamak için kullanabilir. Çantamdan bir şişe çıkartıp ona teklif edeceğim. Ha şuna da bak. Tam da emretti istediğim gibi. Buradaki değin de sana teşekkürler ediyor. Eğer yapabilseydi. Ona ne oldu? Zavallı dostumuz Griff'in kart hilesini kullandı. Griff'e karşı kart hilesini kullandı. Ve kafasına bir tahtayı yedi. Hani kesinlikle lanetlendi. Ama hani onun bu gidişatını en azından rahatlatabilirim. Peki ben buna heal bassam? Reis? Think you're so fancy with your flashy abracadoodle, don't you? Fine. Who needs you? Senin o abrakadabralarınla oldukça kendini süslü görüyorsun, değil mi? Ah, kimin ihtiyacı var ki buna? Abi, kendini nasıl bu kadar kötü bir durumda buldun ya? Too many from those card-playing fatheads up on the ramparts. It got myself a golden ticket. I didn't even get the chance to use it. Kart oynarken diyor çok böyle kendimi kaptırdım. Altın bir biletim vardı ama bunu kullanma şansım dahi olmadı. Neden sen almıyorsun? Eğer sana kart oynamayı teklifinde bulunurlarsa bu senin kazanmanı garantiler. Bunu Sparkler olarak adlederler. Buna kim sahipse kazanan odur. Hani Griff'in kendisi bile buna düştü. Yine de dikkatli ol. Benim gibi savaşma konusunda yetenekli değilsen senin de sonun Dr. Lester'in masasında bitebilir. Geri kalanları gibi.
Bir şifacının işi asla bitmiyor. Tabii ki herkes ölmezse. Aa, bunda da polimorfik skill'leri varmış. Güzel. Ben gideyim artık. Güzel, buradan da biraz experience kazandık arkadaşlar. Experience en çok ihtiyacımız olan şey biliyorsunuz. Ve hileli bir kart kazandık bu arada. Sparkler diye. Buraya gelelim. Böyle konuşalım. Sen oradaki. Sen yeni vardın değil mi? Sen yalnız mısın? Tabii ki yalnız değilim. Şu an seninle konuşuyorum. Aman ne güzel. Dinle. Bir yabancının sana yaklaşmasını delice bulabilirsin. Ama bu kamp tamamen korkaklarla dolu ve benim zamanım hızlıca tükeniyor. Oldukça hızlı bir şekilde tükeniyor. Biraz gergin görünüyorsun. Eğer benim burada bulunduğum kadar uzun süre sen de burada bulunsaydın sen de gergin olurdun. Ve aslına bakarsan burada bulunduğun için gergin olmalısın. Bizim için neler planladıklarını biliyorum ve bu hiç hoş değil. Planın nedir peki senin? Uzun süredir buradayım. Herkesten daha uzun süredir. İnsanlar bazı zamanlar alınıp götürüyorlar. Bazıları iyileştirdiklerini söylüyor. Ama buna bunu bilmiyorum ve inanmıyorum da. Hani buna inanmalı mıyım bilmiyorum. Ve hani burada durup öğrenmek istemiyorum. Buradan çıkmalıyım. Bu kolay olmayacak ve bir partnere ihtiyacım var. Yalnızca bir partnere. İlgilenir misin? Abi bu bana biraz şey geldi, şüpheli geldi. Senin Majesty'de çalışmadığı nereden bileyim? Neye inanıyorsa ona inan. Burayı terk etmek için bu tek şansımız bu olabilir. Al veya vazgeç. Olur. Zeki çocuk. Kim almazdı ki? Sonunda birazcık hani içgüdüsü olan, mantığı olan birisi. Plan oldukça basit. Tamamen adım adım hesaplandı. Seni dışarıya ışınlayabilecek bir büyüm var. Ama kendi üzerinde kullanamam. Ama senin yardımınla her ikimiz de buradan defolup gidebiliriz. Orada bir artifact var. Beni bu mekanın dışına ışınlayabilmeni sağlayacak. Daha sonra karşında ben de seni özgür bırakmak için kendi büyümü kullanacağım. Ama bu eşya oldukça talihsiz bir bölgede. Nerede bulabilirim onu? Yakındaki ıssız sahilde bir timsah yuvasında bulunuyor. İşte bana haritanı ver de sana gidebileceğin yolu göstereyim. Omuz silkip daha kötülüğüyle yüzleştim diyeceğim. Böyle düşündüğün için oldukça memnunum. Ben hani bununla asla yüzleşemezdim. Ama beni takma. Benim planım var ve senin de kas gücün. O artifact al. Ve sen ve ben özgür olalım. O aşırı gelişmiş kertenkelelerin neyin ne olduğunu göster diyor. Bunda da oratoraj skill'leri varmış. Güzel. Arkadaşlar bir karakteri burada bırakacağım. Karakteri neden burada bıraktım? Anlayacaksınız. O burada mıydı ya? Burada değil. Buradayım. Narin. Burada biriyle bekliyorum. Ve o kişi sen değilsin. Tamamdır. Şey diyemiyormuş özel olarak. Benim... O bir kişi arkadaşlar Red Prince. Bunu hatırlıyorum. Hadi abi. Hadi abi. Bunları toplayalım arkadaşlar. Oh,
Ooo birinin çok güzel. Red Prince şey attı. Lucky Charm attı. Ve çok güzel kendisine bir pantolon bulmuş. Adam akıllı bir pantolon bulmuş. Al Losey'cim. İyi iyi. Artı 2 initiative. Gayet güzel. Buradakilerle konuşalım. Rezik diye biri. The lizard's brow knits together, then apart, and back again. He seems to be swimming deep in his thoughts and doesn't look up as you approach. Kertenkele'nin kaşları böyle bir arada bir ayrılmış. Daha sonra tekrar bir arada. Hani onun derin düşünceler içerisinde yüzdüğünü görebiliyorsun. Biz yaklaştığımızda bize doğru bakmıyor. Şöyle bir omzuna dokunacağım. Hı? Ne? Ha, burada yeni misin? Güzel güzel. Kendini evinde hisset. Sen ne satıyorsun? Oo, hidrosofist yetenekleri satıyor. Güzel. Herhangi bir tavsiyen var mı yeni gelenler için? Tavsiye mi? Kendine sakla arkadaşım. Buranın bu kale içindeki halkı birer vahşiye çevirebilir. Bunu sana olmasa izin verme. Aklındaki şey nedir? Benim aklımdaki mi? Ne olabilir ki arkadaşım? Nedenini merak ediyorum. Tüm bunların, Thors'un, Voidwalker'ın, Tanrı'nın, neden? Abi ben de aynı soruyu kendime bazen sık sık soruyorum. Doğal olarak. Kim hani bunu sormaz ki kendine? Yüzyıllardır Source'u kullanıyoruz. Bin yıllardır. Onu iyileştirmek için, gelişmek için kullandık. Nasıl olur da aniden bu korkunç Void şeylerini summonlar ki? Ve ne zaman Alexander ilahiyat seviyesine yükselecek? Bu şekilde devam edemeyiz. Peki. Ucuca kardeşle konuşalım, Lastor'la. Beni devirmek için gelmedin değil mi? Hani sizin oradaki arkadaşlarınız hani bunu benimle şey yapabilirlerdi, benimle uğraşıyorlardı falan gibi bir şey söyledi. Abi ben hani diğer insanlar gibi böyle insanlara haraslamam ya. Öyle mi? Aynı onlar gibi gözüküyorsun. Ama yeniden. Senin türün hakkında hani bu tarz şeyler söyleyemem. Yani alınma dedi tabii ki de. Peki abi. Bunlar arkadaşlar mod şeyleri. Böyle aşırı şekilli şükürlü tüplerin hepsi mod şeyi. Bunu aklınızda tut. Bu kimmiş? Miria. Kadın bir anda zar zor nefes alıyor. Zar zor nefes almaya başladı. Seni gördüğü anda seni tanıyıp korkuyor. Ellerini boğazından aşağıya düşürüyor. Ve hani hiperventilasyona başlıyor. Böyle aşırı hızlı nefes alıp böyle. Ben Mest. İfan ben Mest. Onları öldürdün. Onları sen öldürdün. O onların hepsini öldürdü. Katil. Korkmana gerek yok ya. Kimse senin hayatın hakkında bana bir kontrat vermedi. Onu benden uzak durun. Biri yardım etsin. Onu benden uzak tutun. Peki. Evet bizim İfa'nın da arkadaşlar namı yani şey. İyi bir namımız yok yani. Burada bir şey merak ediyorum. Mesela İfan yerine. Mesela atıyorum. Fane'e gidip konuşsaydım. Gidip konuşayım hatta. Kadın ne diyecek? Bir bakalım. Kadın boğazını tutuyor. Zar zor nefes alıyor.
Ona sırtına vur ve iyi olup olmadığını sor. Bana dokunma. Çok yakınsın. Bu tasma, bu mekan benim hayatımı sıkıştırıyor. Tasmasını çıkartmada birazcık yardım etmeye çalış. Ah, bu şey hareket etmiyor. Nefes alamıyorum. Ben nefes alamıyorum. Bir zamanlar okuduğum bir şeyi hatırla. Onu karnından yakala. Nefes alabilmesi için, nefes alana dek. Derin bir şekilde nefes aldı ve sakinleşmeye başladı. Teşekkürler. Ne satıyorsun? Hiçbir şey. Bu muydu abi? Ah sen. Önceki yardım için teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Eğer benimle konuşmamış olsaydın ne yapardın bilmiyorum. Peki. Böyle de yardım da edebiliyormuş. Yani yardım da etmiş olduk. Ana karakterimizden korksa da. İyi insanız arkadaşlar ya. Gerçekten iyi insanız. Tabii İvan'dan kaçıyor. Evet, silah kraflama. Onlara bir balta verin. Silahsızlar için tavsiye. Bir çubuk veya bir dal parçası bulun. Onu keskin bir taş parçasıyla birleştirin diğer ucundan, bir ucundan. Ve yani aynı işi görecek keskin bir metal parçası da olabilir. Artık basit bir baltanız var. Silahsız değilsiniz. Bakın bakın çocuklar, yeni bir yüz. Yeni yüzleri severiz değil mi? Oo evet severiz. Neden bir kart oyunda bize katılmıyorsun? İlk el evindir. Kabul ediyorum. Sana kalmış şef. İşte kartların. İlk sen başlıyorsun. Eline bir bakış atıyorsun. İki mor monark var. Yenilmesi oldukça zor bir el. Kartları indireceğim abi. Ravon'un gözleri masaya dikildi. Kartlar oldukça hani masum bir şekilde yatıyorlar. Daha sonra bizim sırtımıza bakıyor ve en sonunda gözlerimize bakıyor. Böyle bir şeyi nereden aldın arkadaşım? Abi fark etmez nereden aldım. Kurallar kurallardır. Yani, ve Sparkler her zaman kazanır. Ralvo counts out the entirety of the table's pot without breaking eye contact. Ralvo hani tüm masanın şeyini bize veriyor. Göz temasını kesmeden. Defol dedi. İyi paralarına çöktük. Peki başka bir karakterle oynasak mesela. Yine Fane'i kullanalım. Yürümeye devam et taze dedi. Burada ne yapıyorsun? Senin Griff'in içerideki şey olduğunu düşünmüştüm. İyi devam edeyim oynamaya. Erken işim bitti. Sensizsin. Seni sonra görürüm Christoph. Neyin peşindesin Pipsqueak dedi. Abi burada insanlarla sen ne yapıyorsun ya cüce? Eğer bunu beğenmediysen git de Griff'e söyle. Ve bak bakalım hani kulakları ne kadar süre kafanda duruyor. Şimdi uzaklaşsak da mesela bizim yancılardan biri bununla kart oynamıyor. Şöyle bir uzaklaşalım. Red Prince. Sen git bir şununla bir oynamayı dene bakayım. Yürümeye devam et dedi. Parasını söktük aldık.
Ben daha fazlasını istiyorum abi. Yüreğini de söküp almak istiyorum. O ne olacak? Selamlar çocuğum. Kendimi senin bu çağırdığın hani tanrı topraklarında buldum. Yine de kalbimin derinliklerinde onu hissediyorum. Ya benim, sen de benim yaşımda gözüküyorsun. Benim çocuğum diye falan çağırma ya. Saygısızlık etme. Ben burada Tanrı'nın şeyini yaymaya çalışıyorum. Ya şimdi kafayı yemiş. Ben sana biraz mal satayım da biraz aklın başına gelsin. Ne satabilirim? Kırık camları al. Al 5 tane de bunu al hadi. Bu kadar yeter. Ver bana. Bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Kayıt aldım. Güzel. Başkası karışmadı. Abi öncelikle ben sana şuraya geyiğimi vereyim, tamam mı? Daha sonrasında da al bir tane de vurayım. Güzel. Abi masadaki her şeyi kırıp geçecek ya. Masadaki her şeyi kır geç, ne yapayım ya. İyi kırıp geçmedi masadaki her şeyi, güzel. Bunu buradan vurabiliyor musun? Vuramıyorsun. Bunu buna vurabilirsin ama. Vur buna. Bu cüceye şey vururuz ya. Dümdüz yapıştır bunu. Oha. Buna ne vurmak lazım? Kandan bir tane infusion çıkartalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi summoner böyle summon atıyor yani. Şöyle yapalım. Flash sacrifice yapalım. Arkadaşlar flash sacrifice yaptığımızda canımızdan veriyoruz bir turluğuna. Ama action point kazanıyoruz bir tane. Incarnate'imi güçlendireceğim. Bunu stunlayabilirim aslında. Bunu stunlamam bir işime yarar mı? Bunu stunlamam hiçbir işime yaramaz bence. Dümdüz buna abanayım. Bir tane vuralım şöyle. Bir de şöyle kanlı bir çekelim. Güzel. Attack of opportunity de vurduk. Eyvahlar olsun. Sen şöyle Lossey'i mi kurtarsan, kendini mi kurtarsan İfan? İfan Lossey'i kurtar bir. Yanmasın o. Sen şöyle yap bak. Kendine healing at. İfan ben mes ölmez zaten.
Payne reisi kurtar. İşte herkese encourage ver. Ha bunun antrop şeyi var zaten. Tamam mı? İlk yardım da atabilirim. Bence bu ölmez. Debile ilk yardım atalım. Lan ölmez dediğim adam ölürse var ya, büyük rezalet çıkar ha. Sen buraya gel abi. Bunu knockdown at. Sen kimi vuruyorsun? İfan benmez. Ne bileyim, sen buraya gel. Şurada bir turret. Burayı böyle iyice bir patlatalım. Abi ifan benmezde can lazım. Aa, buna şifa basabilirim, çok güzel. O zaman bunu arkadaşlar acımasızca öldürüyorum ya ben. Güzel. Biri gitti. Şimdi bunu öldürmemin bir şeyi yok. Bunu vursam daha iyi olur. Abi ifan benmez de. Güzelsin. Çok güzelsin hem de. Buna çalış. Güzel. Yapma be İrfan. Neyse encourage bas. Can bas birazcık. Can basmış ol. Ya abi çok iyi. Yatağa basalım biz. Güzel güzel. Gerçekten güzel kurtulduk arkadaşlar. Ha, bizim sparklık kartı da bu almış. Evet, efsanevi bir silah çıktı içinden. Alalım bunu. Bunu alalım. Bunu okuruz. Bunu alalım. Tamamdır. Onu anlatacağım size. Bombayı al. Kalsın. Şimdi arkadaşlar bu aldığımız şeyler neydi? Şu daha doğrusu böyle bir açıklama çıktı ya. O neydi? Hemen şöyle göstereyim size. Nerede o Identify Class? Şu. Bundan bir tane bulundurun arkadaşlar. Ben Sebil'de bulunacağım. Çünkü Sebil bizim şeyimiz. Nedir onun adı? Ben bu arada kalkanını kuşan ya. Niye kuşanmıyorsun bu kalkanı sen? Heee. Constitution düştü Flash Sacrifice atınca. Ondan kalkanı kuşanamadın. Çıkardın attın. Bak çok kötüymüş. Bildiğimiz iyi oldu. Neyse ki ölmedik. Lore Master arkadaşlar. Bazı eşyalar kitli geliyor. Özelliklerini bilmeden geliyor. Identify etmemiz gerekiyor onları. Yani tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de bu şeye ihtiyacımız var. Identify Glass'a ihtiyacımız var. Büyütece. Ve bunun için bir tane gerekli. Ve şunları da saklayın. Repair Hammer'ları. Bunlar da önemli. Lockpick'leri de saklayın. Ve aynı zamanda Trap Disarm'ları da saklayın. Bu arada şunu da bizim adama verelim. Bunun kritik ihtimali %150. Bunun kritik ihtimali %5. Slug'ın baltası. 5 ila 7 vuruyormuş ama. Hasar daha yüksek bir tık. Evet, bunları da böylece kesmiş olduk.
Bu arada kaç dakika olmuş arkadaşlar? Bir videoyu kontrol edeyim. 45 dakika olmuş daha. Güzel. Hatırlıyorsanız şurada zombiler vardı. Onları kesmeye gidelim mi? Gideriz bence. Rahat rahat işlerinden geçeriz bence şu an. Hayır 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 hayır. Hayır 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 Sebil. Sebil saçmalama. F5 at. O salak gibi arkadaşlar. Buradan giriş çıkışlarda en çok korktuğum şey bu bu arada. Biri salak gibi şuradan geçip bu sahneyi tetikleyebilir. Ve bu adamlar içeri defolup gidebilirler. Onları kesmek istiyorum dediğim gibi. Daha önce de bahsetmiştim. 5'e 5. Bence bunları alırız. Biraz savaşalım ya. Savaşmayı özledim gerçi. Hadi bakayım. Hatta 5'e 6 sayılır ya. Sebil. Sen de adamını çıkar. Tamam. Hatta bir de güçlendir adamını. Söyleyeyim mi? Net alırız bence arkadaşlar. Şuraya geçelim biz. Incarnate sen gitsene. Vurmaya. Ya zaten vuramadı. Onlar geldiler. Bizimkiler de girsin savaşa. Daha sadece 2 kişi mi girdi? İyi abi. Ben şöyle gireyim mesela. O zaman. Yani madem daha henüz girmemişim savaşa. Ulan ben bunu sıkamıyor mu? Ay böyle işin mesafe şeyine tüküreyim boyutuna ya. Encourage basıp gireyim o zaman. Encourage basmama rağmen giremedim. Ya gir abi şu savaşa ya. Aa. Hey. Normalde bu şekilde sokmam da savaş. Hadi sen de gir. Ve hatta sen de gir geyik. Normalde böyle avantajımız varken avantajımı kullanırdım ama. Ya dedim gireyim. Ne olacak abi en kötü ne kaybederim. En kötü save'im silinir canım. Ama kaç seviyeydi bunlar? Bir seviye abi. Bir seviye cesetlerde ölüyorsak yani. Kapatalım dükkanı gidelim yani. Bu arada sabah akşam Divinity Original Sneak oynayasım geliyor ya. Bir de Discord'a gelen agalarla şeye başladık arkadaşlar. Timuçin ve Ozan'la. Hani neydi oynadı? Yerde su olduğu için bu arada direkt stun yedi arkadaşlar az önce. Gördüğünüz gibi. Al hatta şöyle sudan da şey çıkartayım bir tane. Totem çıkartayım. Totem de vursun bunlara. Ne diyordum? Şeye başladık. Evet abi çok açıklayıcı olmuştur eminim. Yani şöyle uçup gidemiyorsun. İyi dur bunların önlerinde dur bari. Aa oyunun adı aklıma gelmedi. For the King, For the King. For the King diye bir oyun var arkadaşlar. İnanılmaz keyifli bir oyun. Hep beraber işte ona başladık. 3 kişilik bir oyun. Arada Kerem gelirse Kerem'le beraber falan da oynamayı düşünüyoruz. O da dahil olursa. Çünkü oyunu o da aldı. Bakalım bu aralar paso. Bir de içinde farklı farklı maceralar var. Yani Kerem'lerle farklı maceralara falan gireriz. Dediğim gibi bayağı keyifli bir oyun o da. Yani eğer isterseniz onda videoları gelebilir kanala. İsterseniz yazın dediğim gibi yani. Hani. Bu arada arkadaşlar bunlar şimdi zombi gördüğünüz gibi. Ben bunları heal atarsam bunların teknik olarak hasar yemesi lazım. Aynen öyle. Bunlar arkadaşlar zombiler ve undeadler. Regeneration'dan hasar yer. Poison'dan heal alır.
Ben dümdüz buna çalışayım ya. Abi sen buna düz vurma. Senin düz vuruşun şeyli. Ama buna bak şöyle vurursam eğer. Altındaki zemin de patlar. Bu öldü. Bu ne durumda? Bir şey söyleyeyim mi? Şunları da patlatsam mı? Yok patlatmayayım onları. Onları buzla öldürürüz artık. Gerçi bu patlayacak galiba her türlü. Ama çevresi patladı, kendisi patlamadı. Güzel. Evet sen de birini heal atabilirsin. Al sana regeneration. Bir de üstüne knockdown. Abi yani. Normalde bakın en mantıklı hareket burada delay yapmaktır. Turu bekletirsin. Bunlar gelir. 20 vuruyor bu arada ha. Hayvan herifler. Sen bir sonraki tur öl. Hatta bu tur öl. Bu zaten regeneration'dan öldü. Yanarak öldü. Bunun elindeki neymiş? Ateş miymiş abi? Senin o ateşi kaldıralım ya. Al. Hayır yazık, üzülüyorum da arkadaşlar. Yani hani içlerinden geçtik ya. Yani öldürmedik, içlerinden geçtik gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Böyle ölüm olmaz yani. Toplayalım şurayı. Satarız. Diyor kürek buldun diyor. Kazabilirsin artık diyor. Peki abi. Neyse burayı da hallettik böyle. Yol üstü hemen. Şimdi şuraya gelince yine bir save alalım. Çünkü dediğim gibi burada sahneyi bozma ihtimalleri var. Bunların böyle bazılarının deli gibi şeyden çıkmayı deneyip. Bak. Ne bilsen ağzına tükürürüm ha. Yemin ediyorum döndü oraya ya. Bir korktum arkadaşlar. Şu formasyonu bir değiştirelim ya. Formation. Sen orada durma. Sen burada dur. Debil. Tamam, köşede duracağım diye gidiyorsun. Sen tam böyle arkada dur. Hangi görevi yapsak acaba? Yani şu an en mantıklı şey şu adama gitmek olacak arkadaşlar. Narin. Herif de güçlü ha. Save atalım da. Şimdi takım komple silinmeyelim. Aa çok güzel. Pis buradaymış. Pis de konuşalım. Hadi ama seni sıkışmış. Seni inatçı çöp parçası. Clamp around a splintered chunk of wood nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strained. Yüzenin parmakları bir işte böyle odun parçasının arasında sıkışmış. Eski gemiye çivilenmiş, eski geminin iskeletine çivilenmiş. Onun tüm vücudu hani tahtayı özgür bırakmak için böyle çekiştiriyor ama herhangi bir sonuç yok. Sen bu adamı gemiden tanıyorsun. Onun o yıkıntıdan kurtulabildiğini gördüğüm için memnun olduğumu söyleyeceğim. He? Aa, o mu? Benim ilk veya son bir botu kaybedişim değil.
Ama yine de senin yardımın olmasaydı daha zorlu zamanlar geçirebilirdim. Açık denizde cesaret salonlarda 10 katı fazla ödüllendirilir. Biliyor musun? Şimdi eğer bana müsaade edersen, ilgilenmem gereken bir işim var. Cüce işte bir kez daha böyle çekmeden önce her iki eline de şöyle bir tükürdü. Onları böyle bir böyle sıkıştırdı eliyle. Ve şimdi bir kez daha tahtayı çekiyor. Ah! Ah! Lanet olasıca çivi. Etkilenmiş falan olmadı. Bir şey olmadı. Bir yardım en ihtiyacın var mı? Devam et o halde. Sen bir dene. Tahtayı tutup çekiyorsun. Çürümüş olan bu çivi bir anda fırlıyor. Ve tahta elinde parçalanıyor. Tahta parçası senin elinde kalıyor. Pekala, şuna da bir bak. Bir onu gevşettikten sonra işi bitirmen ne kadar da güzel. Göz kırptı ve bir altın para fırlattı. Ve uzunca bir süre yükseliyor. Güneşte parıldıyor. Ve daha sonra tam da senin avucunun içerisine düşüyor. Çektiğin sıkıntılar için. Bu eski odun parçasının bir altın edeceğinden şüpheliyim. Hayır. Ama onunla inşa etmeyi umduğum şey yüzlerce altın edebilir. Eğer buradan yürütmem bu aptallar işte ayak işlerini yürütüyorsa ben de bu şeyler yapabilirim. Buradan kurtulmak için kendime yardımcı olabilirim gibi bir şey söylüyor. Bir parmağını emdi ve rüzgara doğru tutuyor. Yani esintiyi test etmek için. Bu tarz rüzgarlar o kırılmadan önce onu tepetaklı edecektir. Pekala, o halde B planı vakti. Tepetakla mı edecektir? Bir çeşit tekne mi inşa etmeye çalışıyorsun? Bize şöyle bir bakış attı. Ve sana güvenmeyi tercih ediyor. Evet. Bir tane sandal inşa edip buradan kürek çekmekte. Kuzeyde bir işim var. Driftwood denen kasabada. Oldukça şu an uzakta oldum. Bir şey randevum vardı. Kaçırdığım bir randevum vardı. Abi eğer gitmek istiyorsan ben de gitmek istiyorum buradan ha. O halde neden bir anlaşma yapmıyoruz? Benim bu mekandan gitmeme yardım et. Ve ben de senin için aynısını yapayım. Şöyle uzanıp elini sıkacağım. Onu müttefik mi olarak görmekten mutluluk duyarım. İşte ruh budur. Görünmez bir şapkayı şöyle kaldırıp gayet böyle uygun bir şekilde eğiliyor. İşte kendimizi tanıştırma aşamasına geldik. Seninle işte tanışmak oldukça mutluluk verici diyor. İsmim pekala, ismim ölü ve gömüldü. Önemli olan şey beni ne olarak çağırdıkları. Canavar, beast diyorlarmış arkadaşlar. Aa bak. Hikayesi bayağı biliniyormuş arkadaşlar bu Beast'in. Hani askerler arasında Açık Deniz'in Şahin'i olarak geçiyormuş. İnsanlar bunu Yüce Kraliçesi Justinia tarafından dışlanmış olarak biliyormuş. Terseller arasında da hani cücelerin şeyini, altınlarının tamamını hani kendisinin küçük bir satın alabilecek kadar zengin olduğu biri olarak biliniyormuş. Abi şeyden gidelim mi?
Askerden? Veya insandan mı gitsek? Ya direkt kendisi soralım ya. Biz hani nasıl bir isim, nasıl böyle bir isim aldın? Pekala, bu oldukça uzun bir hikaye. Bunu daha iyi bir güne saklayalım. Bu lanet adadan kurtulduğumuz güne. Eğer hani şey yaparsan, hani en azından Kaptan Beast dersen daha iyi olur. Ama şu an geminin dışında olduğum için, geminin dışında olduğumu düşündüğümüzde yani yaşlı böyle üzgün bir köpek bile benim gibi hani şey yapacak, kuru alanda duracak, bilmem ne dedi. Her neyse, şu an biz bir takımız. Yani bu beni bizim yarımız kadar önemli kılar. Hadi şu pirinç ayıklama işine dönelim. Savaşmayı kastediyorum. Ben diyor hani bu diyarda yukarı aşağı çok fazla yuvarlandım diyor. Bir lahana gibi. Ve yolda birkaç numara kaptım. Doğrusunu söylemek gerekirse ben ezmek ve bir şeyler sergilemek konusunda, hani büyüler sergilemek konusunda kendimi geliştirdim. Bir savaş büyücüsü olarak. Eğer seversene. Ama hani önemli olan şey takım dinamiğidir. Yani nasıl olacak? Abi çeviklikle aran nasıl ya? Öyle gözükmeyebilirim ama parmak uçlarımda oldukça hafifimdir ihtiyacım olduğunda. Ne tür bir spesifik olarak ne var aklında? Abi tam olarak aklımda böyle hani ellerini kirletebilecek, birkaç kilit açabilecek, işte arkadan bıçaklayabilecek biri var. Hani bir rogue uygun mudur senin için? O halde böyle olacak. Başkenti. Bir şey işte. İlerleyelim o halde. Buradan gitmem gerekiyor ve yakında. Ve sanırım senin de aynı şekilde. Evet arkadaşlar, biz de takımımıza kattık. Takım tamamlandı bu arada. Çok güzel. Bu karakterin gördüğünüz gibi sneak'i var. Bir de T-free'si var. Bizim için önemli olan T-free şu anda T-free. Bu T-free debufflanmış mı abi? Tabii ki all skill up vereceğim şu anda arkadaşlar. Çünkü T-free'ye aşırı ihtiyacım var. 1100 altına çıkarttık. Onu daha da arttırsak iyi olur. Doğruda çıksa var ya inanılmaz iyi olur. 8 kilo 2300 altın. Çünkü hırsızlık şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi. Thunderl vereceğim arkadaşlar bu karaktere. Biz zaten Polymorph Wafer yaptık. Summon Hydrosophist yaptık. Yok. Summon Aero yaptık. Pyrokinetic Geo yaptık. Huntsman verdik. Hydrosophist'e Necro verdik. Hepsini vermiş olduk böylece. Buna Paso Scoundrel gidebilirim. Al abi full Scoundrel gitsen. Vines tabii ki de. Ama Vise de vereceğim. Ve bir çalınmış bir mektup varmış. Onu da okuruz. Biraz beklesin. Şunu da okuyacağız daha. Sana bir pantolon manton var mı? Pantolon varmış burada. Kıyafet var mı? Kıyafet yok. Ne yazık. Peki skill'lerine bakalım. Şimdi bunu gene en son at. Source skill'i. Bu cücelerin özel skill'i arkadaşlar. Petrified Torch. Taç. Yani dokunduğu düşmanı taşa çeviriyor. Öyle yapalım. Bana bıçak fırlatıyormuş. Adrenalin atıyor. 2 AP puanı kazanıyor. 2 action point kazanıyor. Bu combo neymiş? Combo arttıkça bunları etki ediyor galiba. Aynen öyle. Combo arttıkça bunları etki ediyor. Güzel. Kombolarsak çok güzel etkileri oluyormuş bizim ana skill'lerimize. Peki kullanırız.
Bir saat olmuş ama biz de konuşalım arkadaşlar ya. Konuşmaları bırakmayalım. Sailed away from my last island prison scot free. No reason I can't do it again. He, senin şu taşıdığın not parçası benim en dikkatimi çekti. Tam olarak ne yazıyor içerisinde? Bunu fark ettin ha? Pekala. Pek çok şey olabilirim. Ama hani sır saklayan kişi onlardan birisi değildir. Benim hakkında bilmen gereken bir şey var. Ben bir çeşit hani soyluyum. Kastettiğim asla taç giymiyorum. Giymedim. Ve hani böyle elmaslarım falan da olmadı. Kafama takılı olan. Ve üzgünüm. Bu tarz şeyleri kesmeliyim. Boş konuşmayı diyor. Her neyse. Sonuca gelecek olsak ben bir piçim. Gerçek anlamda ve diğer anlamda da. Diğer soylular beni pek böyle şey yapmazlar. Hani selamlamazlar. Ve ben de onlarla pek iyi değilimdir. Aşırı uzun hikayeyi kısaltmak gerekirse. Ben bir isyan başlattım. Yakalandım. Ve hapishane adasına sürgün edildim. Aynı Fort Joy gibi ama 10 katı daha kötüsü. Orada ölebilirdim. Ölebilirdim de. Ama Justinia'nın gemilerinden bir tanesi çok yakından geçiyordu. Ve ben de onu ele geçirdim. Ve oradan gittim. Oldukça havalı değil mi? Daha sonra oradan zaferle ayrılınca güzel bir gemiydi. Soylu denizciler tahtaların üzerinde yürüdüler. Ve işte bunu umdular. İşte burada bu notu buldum. Bunu açtığımda hani manifestin yanındaydı diyor. O halde kendisi bir korsan mı? Ben bir korsan değilim. Ben yalnızca rolümü oynadım. Devrimciyi tercih ederim. Böyle kulağa çok daha güzel geliyor. Gerisini de bakalım sana ne kadar hızlı anlatabileceğim. Kraliçe Justinia, Lohar adında bir cüceye Peacemaker adındaki bir gemiyi tuzak kurup onun kargosunu alınmasını emretti. Onun içerisinde her ne varsa onu isyancılara karşı kullanacaktı. Bunu gün batımı operasyonu olarak adlandırdı. Oldukça açık değil mi? Ve evet. Umuyorum ki bu Lohar adındaki elemanı bulup bu downfall'ı, gün batımı operasyonunu durduracağım. Ve işte bu. Yani hemen hemen her şey bu. Tamam mıdır diyor. Yani sıradaki hamlemiz ne olmalı? Ben pek insancıl birisi değilimdir. Magister'la daha önce bir iki iş görüş işim bir şey yapmıştı. Ama sana şunu söyleme izin ver. Onların pek çoğu bu da oldukça kötüdür diyor. Bir şekilde onları geçmeliyiz. Yalnızca kafanı eğik tut. Peki abi şu mektubunu okuyalım. Çalınmış mektup. Captain Artus. Operation Downfall. Majestelerin emirleriyle hani oldukça açık bir şekilde şey yapıldı. Başladı diyor. Başladı gibi. Yani şey izah edildi. Peacemaker Reaper sahiline yaklaştığı zaman benim adamlarım harekete geçecek. Bana güven, Divine Order'ın sarhoşları o güvertedeki bunun geldiğini bile göremeyecekler. Zafer için yelken açın. Sinyalimle beraber. Bonfire'lar yani işaret fişekleri yandığı zaman karanlığın altında. Evet, biraz kötü çevirdim arkadaşlar kusura bakmayın. Hani böyle biraz kırıp dökmeyi konusunda endişe etmeyin. Biz kargo yükleyeceğiz ve daha sonra Driftwood'a geri döneceğiz. Yalnızca bunu transfer etmeniz gerekli ve hızlı olun. Majestelerinin gecikmelere karşı tolerasyonu yoktur. Saldırı vakti. İsyancılar düşmek zorunda. Lohar.
Peki. O halde tamamını okudun. O halde benim neyle karşı karşıya olduğumu biliyorsun. Evet, bu downfall operation oldukça kulağa ciddi geliyor. Bunun hakkında başka ne biliyorsun? Sayfanın o kağıdın sana söylediğinden daha fazlasını değil. Ama Justinia'yı durdurmak için yeterli bunu bilmek. O isyana karşı gibi gözüküyor. Orada ise benim arkadaşlarım, yoldaşlarım, silahtaşlarım var. Yani silah da ne denir bunlara işte. Yoldaşlarım var, arkadaşlarım var diyor. Aa, bu isyan hani ne oldu tam olarak? Dinle. Kraliçe bir zamanlar iyi bir kadındı. Ve ben onun piç kuzeniydim. En azından bildiğim kadarıyla böyle. Yağmurlu günler gelirdi. Ve biz de kağıttan botlar yapıp içine böcekler yerleştirirdik. Ve onları hani tahtada yürütürdük. Ama asla bir canavar değildi. Onun ruhu özgür kaldı. Daha sonra Kraliçe Laura öldü ve Justinia'ya geçti sıra. Divine Order genişliyordu. İlk başta kertenkeleler harekete geçti. Ya ilk başta yalnızca bayraklardı. Daha sonra soylular katıldı. Her zaman işte benim suratıma şey yapıp benden bizimle şeylik görüşürlerdi falan, işte müttefik falan hakkında görüşürlerdi, isterlerdi. Daha sonrasında bu yayıldı. Lucian hakkında birkaç iyi bir şey söyle ve sen yalnızca ortadan kaybolurdun. Artistler sokaklardan temizlendi ve full zırhlı kraliyetin serseriliğiyle yer değiştirdiler. Kertenkeleler gelirdi. Söylediklerine göre ve biz hepimiz onları kraliçenin emriyle onları indirmek için hazır olurduk. Bu şekilde yaşamanın imkanı yoktu. Ben ve diğerleri bir değişiklik vaktinin geldiğini düşündük. Onun parlak gözlerine böyle bir gölge düşüyor. Artık sana bakmıyor ama sana doğru bakıyor. Bir fırtına kaynıyor. Bu konuda emin olabiliriz. Ama ondan sonra hava temiz olacaktır. Ve martlar bu yöne doğru gelecektir. Ve güneş de hani tekrar suratımızı kurutacaktır. Hani bu tam fırtına gelmeden önceki özel bir sessizlik diyor. Fırtına öncesi sessizlik diyor. Kardeşim yaşlı batıdaki şeye bağladı. Neydi onun adı? Yaşlı mahkum dedeye bağladı bu da. Fırtına öncesi sessizlik bu deyip bu mevzu burada noktalayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.